Değerli basın mensupları, öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun. On binlerce canımız gitti, yüz binlerce insanımız yaralı ve bir o kadar insanımız da enkaz altında ve çıkartılmayı bekliyor. Öncelikle canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Depremin ilk günden itibaren 85 milyon bir dayanışma duygusuyla kenetlendi ve bölgeye ulaşabildikleri her kanalla ulaşmaya çalıştılar. Bu dayanışma duygusunu deprem bölgesindeki insanlardan esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Cumhuriyet Halk Partili belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanları ve çalışanları insanüstü bir gayretle bölgeye çok ciddi yardımlar yapıyor, yapmaya devam ediyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılan bu çalışmayı da Türkiye kamuoyu asla unutmayacak. Değerli basın emekçileri, üniversiteler deprem bölgesi değil, bir bütün olarak Türkiye'de eğitime kapatıldı. Uzaktan eğitime geçileceği açıklandı. 6 Şubat depremiyle yaşadığımız büyük felaketin yararlarını sarmak için herkes büyük bir mücadele veriyor. Ancak 11 Şubat günü Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan üniversitelerin yaza kadar kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi kararı herhangi bir akılcı ya da bilimsel gerekçeye dayanmamaktadır. KYK yurtlarının depremden etkilenen yurttaşlarımızın kullanıma açılması diye gerekçesi bunu net bir şekilde göstermektedir. Alınan bu kararın temelden yoksun olması ve ileride daha büyük yaralar açacağı bir gerçektir. O nedenle aşağıda belirtilen gerekçelerle göz önüne alınarak bu karar acilen geri çekilmelidir. 1. Depremden etkilenen ve evsiz kalan vatandaşlarımıza hızlı bir yaşam alanı bulmak oldukça doğru bir karardır. Ancak KYK yurtlarının uzun süreli bir çözüm olamayacağı açıktır. Ailelerinin uzun süre kalabilecekleri mekanlara aktarılması gerekiyor. 2. Deprem bölgesinden farklı illerdeki üniversitelerde okuyan ve KYK yurtlarında kalan öğrenciler memleketlerine nasıl ve nereye gidecekler? Yurtlardan çıkartılacak bu öğrencilerin durumu ne olacak? 3. Deprem bölgesinde İnternet altyapısı ve mobil telefon hatları çökme noktasına gelmiştir. Birçok öğrencinin bilgisayara erişimi de kalmamıştır. Bu nedenle uzaktan eğitime geçilmesi durumunda binlerce öğrencinin ve öğretim elemanının eğitime erişimi ne yazık ki olamayacaktır. 4. Deprem bölgesinde depremden etkilenen üniversite sayısı kısıtlıdır. Ülkemizde üniversiteler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdedir. O yüzden ülkenin üniversitelerinin çok büyük kısmının yer aldığı illerde uzaktan eğitime geçmek temelsiz bir politikadır. 5. Öğrencilerin deprem bölgelerinden ve büyük yıkıntıdan bir an önce çıkmaları, normal yaşama dönmeleri, akranlarıyla yaralarını sarmaları için yaşadıkları illerin dışında okudukları üniversitelerin yerleşkelerine dönmeleri, onların psikolojik, sosyal ve fiziksel sağlıkları için çok önemlidir. Bu gerçeği göz ardı edip öğrencilerimizi yıkıntılara mahkum etmek ne akla, ne mantığa, ne de ahlaka uygun değildir. 6. Ailelerinden çok büyük
kayıplar yaşayan, evlerini ve mallarını kaybeden öğrenci ve öğretim elemanlarının hiçbir şey olmamış gibi uzaktan eğitime devam etmeleri beklenemez. Bu öğrenciler ve öğretim elemanları için dönem izni hakkı verilmesi en akılcı politika olacaktır. Ayrıca isteyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı da tanınmalıdır. 7. Üniversiteleri kapatmak yerine depremden zarar görmemiş üniversitelerin uygun bölümlerine deprem bölgelerindeki üniversitelerin öğrencilerini misafir öğrenci olarak alınıp derslerine bu üniversitelerde devam etmelerine izin verilmelidir. Daha önce bu uygulama Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da okuyan öğrenciler için uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Ukrayna'da ya da Rusya'da üniversite eğitimi gören öğrencilere tanıdığınız bu hakkı neden kendi ülkenizde 10 ildeki depremden zarar gören öğrencilere bu hakkı tanımıyorsunuz? Bu soru hiç mi aklınıza gelmedi? Eğer bunu yaparsak öğrenciler hem eğitimlerine devam edebilecek hem de yararlarını daha hızlı saracaklardır. 8. Deprem bölgesinde olmayan üniversitelerin önümüzdeki dönem eğitime hangi formatta devam edecekleri kararı ancak o üniversitelerin senatolarınca alınacak bir karardır. Her üniversitenin koşulu ve üniversitede okuyan ve depremden etkilenen öğrenci sayısı farklı olduğu için böyle bir karar Ankara'dan alınamaz. YÖK susuyor. Üniversitelerdeki akademisyenler susuyor. Dekanlar susuyor. Rektörler susuyor. Senatoyu toplayacakları yerde suskunluklarıyla alınan kararlara uymayı tercih ediyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez. 9. Depremden etkilenen öğrencilerin eğitim hakkını korumak için bu öğrencilere derslere uzaktan yani online katılım hakkı tanınabilir ve dersler hibrit olarak verilebilir. Hibrit olarak verilebilecek derslere ise bölüm ve fakülte akademik kurulları karar verebilirler. 10. Üniversiteleri tümden kapatmak yerine ilköğretim ve ortaöğretimde olduğu gibi üniversitelere de makul bir süre ara verilebilirdi. 11. Kamuya ait misafirhaneler, kurum, otelleri ya da benzeri kurumlar öncelikle depremzedelerin kullanımlarına açılabilir. Sonuç olarak alınan bu karar hem pedagojik, hem psikolojik, hem de sosyolojik olarak öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve üniversitelerin faydasına alınmış bir karar değildir. Bu nedenle bu karar hemen geri çekilmeli ve üniversite senatörleri göreve çağrılmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkladığı gibi üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Biz siyasi partiler olarak Türkiye'deki tüm altyapımızı açalım. Afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim. Onları hayattan kopartmayalım. Genel merkez binamız dahil örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım diyor. Buna aile evlerimizi de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Tüm Türkiye bu duyguları paylaşırken neden üniversiteler kapatılıyor? Uzaktan eğitime geçiliyor, KYK yurtları boşaltılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bir çağrı yaptı. KYK yurtlarına dokunmayın. Öğrencilerimize dokunmayın. Ben Ankara'da depremzedelerin tamamını misafir edebilecek altyapıyı
hazır halde tutuyorum. Gelin öğrencilere dokunmayın. Biz depremzedeleri ağırlayalım diyor. Burada Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e, YÖK Başkanı'na ve üniversite rektörlerine sesleniyorum. Bugüne kadar konuşmadınız. Sustunuz. Şimdi konuşmayacaksınız da ne zaman konuşacaksınız? Sizin dışınızda tüm yetkisizler konuşuyorlar, karar alıyorlar. Siz neden susuyorsunuz? Susun diye mi o koltukları işgal ediyorsunuz? Eğer susacaksanız ve bu soruna çözüm üretmeyecekseniz hem Milli Eğitim Bakanı, hem YÖK Başkanı, hem de üniversite rektörleri bu koltukları boşaltın. Üniversiteler bilim yuvasıdır. Öğrencisine, öğrencisinin eğitim öğretimine sahip çıkmayan ne YÖK olabilir, ne rektör olabilir, ne dekan olabilir, ne de Milli Eğitim Bakanı olabilir. Bunları derhal göreve çağırıyorum. Buradan ayrıca da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla 3 ayrı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na sordum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a diyorum ki, 1. Depremden etkilenen illerimizde kaç üniversite öğrencisi vardır? 2. Yurtlarda kalıp ailesi deprem bölgesinde olan kaç üniversite öğrencisi vardır? 3. Depremde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerinin ikametgah ve eğitim sorunu nasıl çözülecek? 4. Ailesi deprem bölgesinde olup deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin eğitim ve ikamet sorunu nasıl çözülecek? 5. Ailesi deprem bölgesinde olup deprem bölgesi dışında bir üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim, ikametgah ve beslenme sorunu nasıl çözülecek? 6. Pandemi döneminde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime erişimde kısmen ya da tamamen sorun yaşadı. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar nasıl çözülecek? 7. Deprem bölgesinde ikamet edecek olan üniversite öğrencileri uzaktan eğitime nasıl erişecek? 8. Depremden etkilenmeyen illerde üniversitelerin kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesindeki amaç nedir? 9. Depremzedelerin ikameti için daha kalıcı ve gerçekçi çözümler varken KYK yurtlarının boşaltılmasındaki amaç nedir? 10. Üniversitelerin kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi ve KYK yurtlarının boşaltılmasına ilişkin kararı geri alacak mısınız diyorum. Mahmut Özer'e, Milli Eğitim Bakanı'na da şunları söylemek istiyorum. Depremde kaç öğretmenimiz hayatını kaybetmiştir? Kaç öğrencimiz hayatını kaybetmiştir? Enkaz altında kaç öğretmen ve öğrencimiz vardır? Depremde kaç okul ve eğitim kurumu yıkılmıştır? Ailesini kaybeden öğrencilerin barınma ve eğitim sorunu nasıl çözülecektir? Deprem bölgesindeki çocukların eğitim sorunu nasıl çözülecektir? Ailesini kaybeden öğrenci ve öğretmenlere bakanlığınızca ne gibi destekler verilmektedir? Depremden etkilenen öğretmen, öğrenci ve velilere psikolojik destek verilmekte midir? Depremzede öğretmenlerin göreve çağrılması kararı bakanlığınızca mı verilmiştir? Yoksa bölgedeki OHAL yetkileriyle donatılmış kendinden menkul valiler bu kararı keyfi mi uygulamaktadır? Göreve çağırdığınız öğretmenlerin barınma ve beslenme sorununu çözmek için altyapıyı hazırladınız mı? Son olarak soru önergemi de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şu soruları soruyorum. 1. KYK yurtlarında kalıp deprem bölgesinde ailesini kaybeden kaç öğrenci var? 2. Deprem bölgesinde yurtlarda kaç öğrenci kalmaktaydı? 3. Deprem bölgesinde bulunan KYK yurtlarında kaç öğrenci hayatını kaybetmiştir? 4. Deprem bölgesinde bulunan
KYK yurtlarının kaçı yıkılmıştır? 5. Ailesi deprem bölgesinde olan ve KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ikametgah, eğitim ve beslenme sorunu nasıl çözülecektir? 6. Ailesi deprem bölgesinde olup deprem bölgesi dışında ev kiralayarak üniversitede okuyan öğrencilere nasıl destek verilecektir? 7. Deprem bölgesinin dışındaki KYK yurtlarında toplam kaç öğrenci kalmaktadır? 8. KYK yurtları boşaltılırken yurtta olmayan öğrencilerin dolapları kırılarak, eşyalarının poşetlere doldurularak sokağa bırakıldığı iddiaları doğru mudur? 9. KYK yurtlarının boşaltılmasına bakanlığınız mı karar vermiştir? 10. KYK yurtlarının boşaltılmasındaki amaç nedir? 11. KYK yurtlarının boşaltılmasına verdiğiniz kararı geri alacak mısınız? Bizim buradan çağrımız şudur. Eğitim, öğretim pandemi döneminde yeterince yara aldı. Uzaktan eğitimin yapılamadığını pandemi sürecinde gördük. Şimdi aynı oyunu bize oynamayın. Üniversitelerin kapatılması asla doğru bir karar değildir. Bu kararın derhal geri alınması gerekir. Gerekçe sadece KYK yurtlarına depremzedeleri yerleştirmekse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı çok açık ve nettir. Parti binalarımız, genel merkezimiz dahil olmak üzere tüm binalarımızı ve aile evlerimizi depremzedelere açmaya hazırız. Yetmedi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bir çağrı yaptı. Ankara'daki KYK yurtlarında kaç depremzede misafir edecekseniz tamamını yurtlara dokunmayın, öğrenciye dokunmayın, biz karşılayacağız diyor. Bu sese kulak verin. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimiz ve parti örgütlerimiz depremzedeleri zaten kucakladılar. Yeniden de kucaklamaya hazırlardır diyor. Bu kararın zaman geçirilmeden yeniden gözden geçirilip geri alınması gerekir. Yoksa bir kuşak kaybolacak. Bu kuşağın kaybolması demek Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in eğitim anlayışının kaybolması demektir diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.